bizi arıyor, sorsana! Mühleti mi kalmış o herifin? Ayten, uğraşamam! Hukuk servisine bağla, üf! Senin sinirlerin iyice bozuldu abla. En iyi tamirci tatildir. Gitsene bir yerlere kocanla. Kocamla mı? Allah yazdıysa bozsun. Ne dersen de... sen Ragıp abiye hala aşık değil misin yani? Bana bak! Daha fazla sinimi bozma, tamam mı? Evet, ne diyor? Sana ben rastlamalıymışım o zamanlar. Belki o zaman böyle birisi olmazdı. Nasıl bileyim ben Fuat? Mutsuz, işten güçten başka bir şey düşünmeyen, hayret! Ne yapayım, beğenmeyen küçük oğlunu almasın. Ben kendim için düşünmüştüm. Görüşmek üzere! Bak, yine ortadan kaybolma! Ararım! Ninnesi bu Fuat, hiç sözünü etmemiştin. Vallahi ne diyeyim, herif delinin biri. Bilmediği, aklını vermediği yok. Piyano tıngırdatır, resim boyar, şiir döktürür. İstese asma köprü projesi bile çizebilir. En son İspanya'da müsteşarken dışişlerinden istifa etti. Rate bir entelektüel mi yani? Anarşist bir miras yedi de istersen. O kaz. Şu sofrayı toplamama yardım etseydin bari. Laz'ın biri yolda giderken bir çöp bidonuna atılmış bir kadın cesedi görmüş. Ama kadın çırılçıplak. Bacaklar da böyle havada. Hayretle bakmış. Yahu demiş, niye çöpe atmışlar ki bu hatun? Daha çok işe yararmış. Ne tuhaf, ikiniz de kıskanç değil. Umurumda bile değil. Canı istiyorsa istediği kadına yatabilir. Peki biz seninle yatsak, Ragıp da senin gibi mi düşünür? Biz seninle sadece arkadaşız. Sen bir harikasın. Yarın buluşuyoruz değil mi? Sen çok daha güzel şeylere layıksın. İster misin? Bilmem. Hayır, içmeyeyim. Soyunsana. Affedersin. Önemli değil. Aptalca davrandık. Bu burada böyle bitemez. Belki de bu otel odası. Boş ver. Acemi bir oğlan gibi heyecanlandım. Yemek olmadı mı daha? Oldu. Gömleklerin de ütülendi, şofben tamir ettirildi, Ahmet'in araba taksi de ödendi. Neden ben? Neden her şeyi ben yüklenmek zorundayım? Tamam, tamam, uzatma. Ahmet'i de kendine benzettin sonunda. Yemek hazır. Bizim için birlikte yaşamışız, evlenmişiz fark etmez. Senin için fark etmez tabii. Defne kadın. Onun toplum içindeki yerini düşünsene. Ailesine karşı düşeceği durumu. Benim için de önemi yok efendim. Ailem de zaten karışmaz bana.
Bilmem, belki de çocuklar haklı. Alo? Yüksel! Sen kapat canım. Evet. Evet. Ne oldu? Kim arıyor, anlatsana. Tütengili de vurmuşlar. Sıra bize geliyor galiba. İş hayatınızdaki başarınızı neye bağlıyorsunuz? Düzenli, mutlu bir aile yaşamına. Kocam ve oğlum bana bu konuda hep destek olmuşlardır. Annelikmiş, işine ayırdığın zamanın onda birini bana ayırsaydın böyle olmazdı. Nankörlük etme. Kendini kandırma. O işim, işim diye sarıldığın şey, evden kaçmanı sağladığı için bu kadar önemli senin için. Şimdi biraz gülümseyin. Yalan mı? 12 Mart geldi, sesinizi kıstınız. Sosyalistinizi unutturmaya çalıştınız. Arkasından 12 Eylül, yok. Sakalı ilk kesen sen oldun. Yani sakalı ilk ele veren. Sen asıl kendine bak. Geçirdiğimiz her politik sarsıntıda beyimiz hep Avrupa'da. Hep tesadüf değil mi? Hep tesadüf. Yaptığın o anlaşılmaz çevirilerden başka ne hayırın dokundu şu memlekete ha? Ne hayırın dokundu? Yeter artık, kesin Allah aşkına. Anlamadığın işlere karışma sen. Affedersin, bu saçma tartışmayı kocan olacak herif başlattı. Affedersiniz. Osmanlı'dan beri şu batı özentisi aydınlardan kurtulamadık gitti. Kocan sömürür, oğlun sömürür, işinde sömürülürsün. Şeytan al başını git diyor, ne halleri varsa görsünler. Klasiste yer ayırttım sana. İtiraz yok. Ahmet Bey müşterimizdir ve her akşam saat 6'da Kabataş'tan motor kalkıyor. Tahir çıldırma. İtiraz yok. Sana hemen bankanın arabasını yollarım, sağa sola da gidersin, tamam mı? Şu işlere baksana. Ben hallederim. Yoksa bu gerginlikle sen müşterileri dövüp kocanı, oğlunu, gelini öldürüp hapislerde çürürsün. Allah vere de tanıdık biri çıkmasa. Gene banka muhabbeti çekemem. Neyse. Şunlara benzememize de fazla zaman kalmadı. Mesleği ne olabilir bu adamın? Şair ya da filozof. Hayır, sadece küçük bir memur. Peki burada işi ne o zaman? Kim bilir beni ne sandı? Belki de müşteri bekleyen lüks bir fahişe. Afiyet olsun. Ben de rakı içmek isterdim. Ama namuslu kadınlar yalnız başlarına umuma açık yerlerde rakı içmezlermiş. Thank you.
Ne arıyorum burada? Kum ticareti mi yapıyor yoksa? Kahvaltı salonuna değil mi? Evet. En ilginç yeri gözleri. Bir yerden tanıyorum ama. Dudakları kalın, etli. Yanlış kata indik galiba. Gelin bir kat yukarı çıkacağız. Affedersiniz. Dün akşamdan beri size neden baktığımı merak etmişsinizdir. Şimdi hatırladım. Bir dergide isimlerinizi görmüştüm. Maşallah, güçlü bir belleğiniz var. Meslek alışkanlığı olacak. Günaydın efendim. Buyurun. Buyurun beyefendi. Rica ederim, buyurun. Çoktandır mı buradasınız? Hayır, yeni geldim. Aslında burası bana göre bir yer değil ama... ...otel bir öğrencimin babasının. 3-5 gün onları misafiriyim. Sonra bu civarda bir yer bulup yerleşeceğim. Kusura bakmayın, sizi böyle rahatsız ettim. Adım Adnan, Adnan Refik. Çok hoş, Servet Ufuk'un yazarları gibi. Süleyman Nazif, Mehmet Rauf, Adnan Refik. Ne yazık ki sadece emekli bir biyoloji öğretmeniyim. Hiç de öyle emekliye benzemiyorsunuz. Biraz erken emekli oldum, sıkılmıştım. Darısı başıma. Ev, iş bir arada insanın ömrü tükeniyor. Kahvaltımızı almazsak açlıktan öleceğiz. Bankacıydınız değil mi? Evet. Affedersiniz, adım Yüksel. Memnun oldum. Aileniz sonra mı gelecek? Hayır, kimse gelmeyecek. İçmek için ne arzu ederdiniz efendim? Kahve. Siz? Ben çay alayım. Baş üstüne, servis lütfen. Teşekkür ederim. Güzel bir otelmiş. İnsanın içi rahat olmadıktan sonra. Affedersiniz, merakımı bağışlayayım. Dergide kocanızla oğlunuzla değil mi? Gelinim bile var. Kocam üniversitede profesördür. İşlerini bırakıp benimle gelemedi. Ne gereği vardı böyle bahanelere sığınmanın? Neden kocamla gelmek istemedim diyemiyorum.
Neyiniz var? Ragıp'ın gelmesini ben istemedim. Yorulmuştum. Yalnız kalmaya ihtiyacım vardı. Meyve alacağım, siz de ister misiniz? Hayır. Günaydın hocam. Günaydın Kerim. Sizi köye götüreceklerini buldum hocam, araba kapıda bekliyor. Sağ ol. İyi günler, şansınız açık olsun. Ali! Şoförünüz arabanızın anahtarını bıraktı. Adnan Bey benim hocam, hocamı köye götüreceksin. Araba tembihli. Muhtara benden selam söyle, sizin köyde Uygun Bey'e bulacak hocamı. Tamam mı? Anladım efendim, buyurun hocam. Bir sorununuz olursa lütfen beni arayın efendim. Tabii hanım, tabii. Hocam biz doğru kaptana gidelim daha iyi. Kaptan? Kaptan işte, köyün dışında bir ev var. Aslında orada sakallı ressam oturuyor. Ama bu yıl gelmeyecekmiş dediler. Ama sen orada yapabilir misin bilmem. Ev dediğim küçük bir kulübe. Elektriği de yok, yolu nasıl da. Nasıl gidiliyor peki? Denizden. Ressamın motoru da vardı. Karadan da gidilir de yürümek lazım. Konuşmanın bir ziyanı yok. Sen beni önce kaptana götür. İyi. Hocam bir şey gerekiyorsa biz yardımcı olabiliriz. Sağ ol. Simitçi, taze taze. Biraz aksidir, idare edersin. Seyir var desene, gel bir çay içelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Usta iki çay daha gönder. Usta iki çay yap. Buyur. Öksürtü, sen buyur. Sağ ol. Ben emekli lise öğretmeniyim. Bu köye yerleşmeyi düşünüyorum. Sizin de bir eviniz varmış. Kiracınızın ressam, bu yıl gelmeyecekmiş. Hangi zevzek anlattı bunları sana? Bey, bizim Kerim Bey'in de öğretmenidir. Kiralık yer değil orası. Ressam parasını çoktan gönderdi. Canı çeker kalkar gelir adam. Ben ayrıca kira ederim. Hem eve de bakarım. Böylece boş kalıp harap olmaz. Aileye göre yer değil orası. Ben yalnızım. Muhtar sana köyde bir pansiyon bulur. Bak kaptan, senin ev tam bana göre. Emekli aylığımda bütün bir yaz boyunca pansiyona para yetiremem. Yoksa evi de mi gösterdin? Vallahi göstermedim kaptan amca. Peki, yiyeceğini içeceğini ne yapacaksın? Benim amca oğluna tembihleriz. Sabahları uğrar, anam da hizmetlerini görür. Ya havle! Anahtar bunun anasında. Hele evi bir gör de görüşürüz. Sağ ol kaptan. Bir de şu kirayı konuşsaydın. Senin kirandan ne olacak be hocam? Meraklanma, uyuşuruz. Teşekkürler Ali, sağ ol. Hemen soğuk bir bira getirin. Var. İşsizliğe ve yalnızlığa alışmalıyım.
Ya beni görüp de çağırmazsa? Adnan Bey! Gelsenize! Merak ettim, ne oldu, ev bulabildiniz mi? Galiba. Otursanıza, yalnız yemek yemeyi sevmem. Beyefendiye de bir bira. Beraber yeriz. Nasıl bir yermiş? Biraz problemli. Kasabanın epeyce dışında bir köy evi olmalı. Elektriği yokmuş, denizden gidiliyormuş, ulaşım da zormuş. Robinson'dan mı niyetlendiniz? Böyle ıssız bir yerde tek başınıza. Bence pek acele etmeyin, bir de kasabaya bakardık. İnsan arasında yaşamaktan bıkmıştım zaten. Öğretmenliğimin son 15 yılı hep böyle kasabalarda geçti. İnsan hiçbir şey olmasa da yaşarım sanıyor. Hepimizin alışkanlıkları var. Sonra ev işi, yemek, çamaşır. Bir şeyi çok istersek başarırız gibi geliyor bana. Sürpriz sandviçlerimizi tavsiye ederim. Şambonlu kıvırcık salata garnitürlü. Sıcak ve bira başımı döndürdü. Yoruldunuz tabii. Biraz istirahat ederseniz geçer. Saat tam 4'te lobide buluşuruz, tamam mı? Neyiniz var? Hiç. Yani sizi gerçekten yormuş olmayayım. Burası olacak. Burası mı? Harika. Gelin, şuradan ineceğiz. Ah, elimi tutar mısınız? Nefis bir sıh, şanslısınız. Size imreniyorum. Sabahları yüzünüzü bile denizde yıkayabilirsiniz. Önce ben gireyim. Siz erkekler ne kadar şanslısınız. Ben gelip de burada tek başıma kalamam işte. Gelin siz de kalın isterseniz. Gelirim tabii. Buranın denizi harika. Hemen her şey var. Eksikleri yazalım, yarın kasabadan alırız. Önce tüpü doldurmak lazım. Evet, bir bidon gaz yağı da epeyce gider. Tuvaleti bile var, bir de elektriği olsaymış. Birkaç resim daha asarsak? Önce bir denize girsek, ne dersiniz? Ben mayomu almadım.
Burada mayosuz da girseniz olur. Merak etmeyin, denize girinceye kadar bakmam size. Arada böyle konuşursam aldırmayın. Bankada bana kimse kadın gözüyle bakmazdı. Ben sizi öyle görmüyorum. Bu bakışı tanıyorum ve ilk kez rahatsız etmiyor beni. Gelsenize Subi, harika! Denizden korkan bir taşralı olduğumu söylememiş miydim size? İlk gece sahilde kum tüccarı zannetmiştim sizi. Foraminiferlere bakıyordum. Nedir o? Anlatırım. Şunlara bakın. İnsan bazen ilk bakışta kum sanabilir. Milyarlarca ve milyarlarca foraminiferin oluşturduğu ölü bir kabuk denizi bu kumsal. Bir zamanlar bu kabukçukların içinde canlıların yaşadığını düşünmek ürkütücü değil mi? Gökyüzünde pek çoğu ölü milyarlarca yıldız, ayaklarımızın altında milyarlarca ölü foraminifer ve kendilerini ayrı ayrı evrenin merkezi sanan insanlar. Bazen şu tek hücreli hayvancıklardan bir farkımızın olmadığını düşünüyorum. Bir arkadaşım var Fuat. Bazen sizi ona benzetiyorum. Eşiniz aradı efendim. 315. İstersem hafta sonu gelebilirmiş. Adamcağız hasretinize dayanamamış demek. Tabii dayanamaz. Sevgiden değil. Kendini 3 gün bile idare edemez de ondan. Buraya gelecek, 2. gün sıkılacak, dönelim diye tutturacak. Yine de çağıracaksınız herhalde. Çağırmayacağım. Peki sizi evden aramıyorlar mı? Ya, nerede olduğumu bilmiyorlar ki. Rakı içeceğiz ve kendimize bir ziyafet çekeceğiz. Hesap benden. Ama... İtiraz yok. Altınbaşı olsun. Ben yine içerim de. İtiraz yok dedim. Sıcak soğuk bir şeyler getirin. Balıkları sonra söyleriz. Her şey mükemmel olmalı. Beyefendinin doğum gününü kutluyoruz bu akşam. Lütfen hesabı kafanıza takmayın. Nasılsa banka ödeyecek. Doğum günüm değil ki bugün. Bu numarayı Fuat'tan öğrendim. Her zaman işe yarıyor. Kim bu Fuat? Bir arkadaş. Eski bir arkadaş. Arkadaştan öte biri olmalı. Siz anlatın bakalım. Ben kaçtım. Nasıl yani? Bayağı işte. Karımı çocuklarımı bırakıp, daha doğrusu haber bile vermeden bavulumu alıp kaçtım. Gauguin gibi. Tabii ressam falan değilim. Ama illa da sanatçı olmak gerekmiyor değil mi? Aslında birden verilmiş bir karar da değil bu. Yıllardan beri hep bu anı bekledim. Oğullarım evlendi. Karım kızım bana muhtaç değiller. Varlığımla yokluğum yaşamlarını bir şey değiştirmiyordu. Bir pranga mahkumu gibi hissediyordum kendimi. Şimdi özgürüm. En büyük zulmü kendimize yapıyoruz aslında. Bir adım atmaya kalkınca önümüze görünmez bir cam iniyor. Hayat akıyor. Biz camın arkasında soluk bile almadan onu seyrediyoruz.
Utanmayın. Ne de olsa yeni hayatınızın ilk günü bugün. Babam geldi şimdi aklıma. O da bir gün bavulunu alıp kaçmıştı sizin gibi. 3 gün sonra Tekirdağ'dan bir telgraf geldi. Rüya bir arkadaşını görmeye gitmiş. Sonra kuzu kuzu döndü. Aslında benim kaçışım bir anlık heves değil. Yine de bu işi sonuna kadar götürebileceğimden emin değilim. Peki siz hiç kaçmayı düşünmediniz mi? Ben de kaçıyorum. Hem de her gün. Fuat söylemişti. İşim yalnız beni hayata bağlayan en güçlü bağ değil... ...evden kaçmamı sağlayan bir numaraymış. Yepyeni bir yaşama tarzı... ...yaşama nedeni bulabilmeli insan kendini. Siz bulabilecek misiniz? Bilmiyorum, belki. Olmazsa evin önünde patlayacağım biber domates yetiştir. Size imreniyorum aslında, çok cesursunuz. Cesur biri olsaydım direnirdim Yüksel Hanım. Ben kaçıyorum. Bundan sonra tek hücreli bir hayvan... ...bir foraminifer gibi yaşamak istiyorum. Ben hiçbir zaman bir foraminifer olmayacağım. Hep sırtınızda mı taşıyacaksınız kabuğunuzu? Beni kabuğumdan çıkmaya kim zorlayabilir? Bilmem. Bazen kendimi küçük bir böcek gibi görürüm. Tepemde dev bir ayak sanki üstüme kapanmak üzeredir. Belki de şu an. Böyle şeyler düşünmekle elinize ne geçiyor Allah aşkına? Daha mı mutlu oluyorsunuz? Bırakın o ayak bizi ezene kadar hayatımızı yaşayalım. Mesela ben burada size rastladığım için çok mutluyum. İyi gece. Merdivenden çıkarım. İyi geceler. Düş kurmaya hakkım var mı?
Şimdi kapı açılsa, o içeri girse. Kolay gelsin. Sağ ol. Öğretmen sensin değil mi? Benim. Neredensin? Ankara'da, emekli olup geldim. Öyle kocamış adam değilsin ki. Neden emekli oldun? Olduk işte. O karı senin neyin oluyor? Güzel taksisi varmış. Arkadaşım. Belki de ressam canı sıkıldıkça bunu koynuna alıyordu. Ötekilerden daha çabuk uzuyor. Ben sana haftada bir gelirim, çamaşırını falan da yıkarım. Hı-hı. Bizim oğlana tembihleriz, ne lazımsa bırakın. Ha, bu çeşmenin suyu şifalıdır, haberin olsun. Sağ ol. Kal sağlıcakla. Güle güle. Adnan Bey. Bu ne uykusu böyle? Bayağı güzel olmuş. Ter içinde kaldım, en iyisi denize inmek. Hadi ben iniyorum. Çocukluğumda da hep oğlanlarla oynardım. Bebek ya da evcilik oynamaktan nefret ederdim. Ne oynardınız peki? Çelik çomak, kovalamaca, esir almaca, bilye, aşık. Ya siz? Ben oldukça tutucu ve dindar bir aileden geliyorum. Babam kendisi gibi kunduracı olmamı istiyordu. Şayet parasız yatılı okula gitmemiş olsaydım... burada sizinle karşılaşamayacaktık. Belki de ayakkabı almaya gelirdim sizin dükkana. Hadi! Affedersiniz, ne yapayım? Koca kadın oldum, erkek gibi davranmaktan kurtulamadım. Şöyle bir serinleyip çıkalım, olur mu? Bu akşam canım çok içmek istiyor. Hmm.
Deniz harika, hadi gelin. Bakın alıştınız bile. Gelsenize. Yükselen! Ayağımı kramp girdi! Yüksel hanım! Açılmayacaktık. Kendinizi suçlamayın boşuna. Şimdi çocuk değilim. Ne olur üzülmeyin. İki saat sonra gelip bizi almasını söylemiştim. Yıllık yaşamımda mutluluk diyebileceğim o kadar az şey var ki. Dönüş olmayan bir yola girmeye hazırım. Onun ölü foraminiferleri gibi miyim? Ama içim yaşıyor henüz. Yüreğimdeki, gövdemdeki bu telaş ne? İçimdeki kıpırdayı dinlemek istemiyorum. Gövdemin gecikmiş haykırışından ürküyorum. İlk kez varlığını hissettiğim bu isteği yenme çabasını ye. Yalnızlığa, yokluğa bir başkaldırış mı bu hissettiklerim? Aşk denilen şey bu mu? Buna hakkımız var. Bir göz göze geliş bile bize yasak değil mi? Birbirimizden neler beklediğimizi biliyor muyuz? Yalnız kalmaya ihtiyacım var. İyi geceler. Bakalım kalkın gidiyoruz. Eşyalarınızı topladınız mı? Öyleyse bir an önce Robinson'u kulübesine yerleştirelim. Kahvaltıdan sonra kasabaya iner eksiklerinizi tamamlarız. Anlaştık mı?
Üzüm, incir, şeftali, armut. Çay var mı? Biraz da kuru yemiş kahve. Şu gül kurusu rengini. Bana mı? Yakıştı mı? Güneş hiçbir yerde bu kadar güzel batmıyordur herhalde. Masanız hazırlandı, buyurun. Rakı istiyoruz. Yeni rakı. Tabii efendim. Bir de sadece deniz mahsulleri, salata, kavun... Hemen geliyor. Sağ ol. Sana o kadar çok şey borçluyum ki. Asıl ben sana borçluyum. Bana hiç bilmediğim bir şeyleri öğrettin. Çok önemli şeyleri. Galiba ilk kez burada yaşamaya başlıyorum. Belki de ilk defa kendime bir şeyleri yasaklamıyorum. Sevgi bu. Yanılmadığıma eminim. Öyle mi olur? Siz biliyorsunuz, söyleyin. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Artık neyin düş, neyin gerçek olduğunu kestiremiyorum. İlk insanların güneşe tapmalarından daha doğal bir şey yok galiba. Büyüleyici bir duygu salıyor insanın yüreğine. Şimdi orada denize dokunduğu yerde lavlar fışkırmaya başlayacak gibi geliyor bana. Burada kalmak istiyorum. Beni sevdiğini söyle. Seni seviyorum. Ah!
Yüksel. 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 Canım. Neredeydin sen? Söyle, nereye kayboldun? Sen beni gerçekten seviyorsun. Böyle olabileceğini bilmiyordum. İlk kez duyuyorum böyle bir duyguyu. Sen çok başkasın. Kendime şaşıyorum. Galiba bugüne kadar kendimi sana saklamışım. Ben de sevgilim. Meğer bu kadar yıldır hep seni bekliyormuşum. Eyvah! Çay, unuttum. Yalancı, demlemişsin. Şimdi sana müthiş bir kahvaltı hazırlayacağım. Dışarıda yeriz, değil mi? Öyle çıkma, üstüne bir şey al. Çıplaklığımı seyretmen hoşuma gidiyor. Sevgilim, kahvaltı hazır. Seni ben kurulayacağım. Sana dokunmaktan hoşlanıyorum. Kim bu? Bilmem. Ama iyi oldu, otele dönmek zorundayım. Dönmesen olmaz mı? Sevgilim, olmaz. Otelde tanıyorlar beni. Şimdiden dedikoduya başlamışlardır. Biliyorsun, yakamızı bırakmayan sorumluluklarımız var. Bize geliyor. Ragıp'la Tahir muhakkak aramışlardır.
Merhaba, temizliğe gelen Hayriye Hanım'ın yeğeniyim. Eli boş gelmeyeyim dedim. Ressamın buz sandığına koyayım, 2-3 gün dayanır. Dur, ben koyarım. İsteklerinizi de bir kağıda yazarsınız. Sizinle yolda konuşuruz. Kasabaya dönüyorsunuz, değil mi? Beni de bırakıverin. İyi, gidelim. Yarın muhakkak uğrarım. Bu oğlanla mı gidiyorsun? Neyle gideyim? Sen bilirsin. Delisin sen, oğlum yaşında. Öp beni. Beni kıskanman hoşuma gidiyor. Sofrayı toplarsın, değil mi? Şimdi tenha bir koyu atıp tecavüz etse ona, hoşuna gider değil mi? Dün gece eşiniz aradı efendim. Kaçta? Gece 11'di sanırım. Otomatik düşüremiyorum. Bana şu numarayı arar mısınız? Alo, benim. Ragıp evde mi? Merhaba, nasılsın? Yoktum, evet. Bankadan buranın şube müdürü falan davet ettiler. Bayağı oturduk. Dönüşte de lastik patladı. Sefil olduk, anlayacağın. O saatte de artık aramadım seni. Bilmiyorum Ragıp. Yeni kendime geliyorum. Hani bana böyle şeyler sormayacaktın? 3-5 gün daha kalırım herhalde. Sakın gelmeye falan kalkma. Söyledim sana, kafamı dinleyeceğim. Hadi öperim. Ne yapayım? Seçtiğim bu dünya onsuz bir hapishaneye mi dönecek benim için? İçimde var olduğunu öğrendiğim sevgiyi kiminle paylaşacağım? Keşke onunla hiç karşılaşmamış olsaydım. Bir köpek. En iyisi bir köpek olmalı, bir sokak köpeği. Yemek, bulaşık, çamaşır ve yalnızlık. Aradığın özgürlük bu muydu? Bohçamı alıp kaçtım. Yoksa artık istemiyor musun beni? Hiç dönmeyeceksin sandım. Sensiz ne yaparım diye kıvrandım bütün gün. Ben çok mu rahattım sanıyorsun? Kocandan bahsetsene bana. Ne gereği var? Senin hakkında her şeyi bilmek istiyor. Anlatacak çok şey yok aslında. Nasıl evlendiniz?
Babam okulu bitirmeden evlenmemi istemiyordu. Ragıp'la yatıp babama evlenmek zorunda olduğumuzu söyledim. Sonra? Evlendik. Onu sevdiğimi sanıyordum. Sorumluluk denen şeyden haber olmayan bencilin biri olduğunu anladım az sonra. Ya Fuat? Açlıktan ölüyorum. Geçmişte yaşadıklarını anlatmakla beni üzeceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Seni tanıdıktan sonra hiçbir şeyin önemi kalmadı benim için. Sevgilin oldu değil mi? Başlangıçta Ragıp'tan çok daha farklı biri gibi gelmişti bana. Kadın olduğumu anlamak istiyordum. Sevgilin oldu değil mi? İlk buluşmamızda her şey bitmişti zaten. Bir sokak kadınına bile böyle davranılmazdı herhalde. Bir kere bile öpmeden, saçımı bile okşamadan, seni seviyorum demeden... Sevişmenin zevkini ilk kez sende tattım biliyor Yüksel. Yüksel. Sevgilim. Her yerim sızlıyor. Her yerim seni istiyor. Kahvaltıyı hazırlayalım mı? Bir kahve yapsana. Lütfen sevgilim, yoksa ayılamam. Bu uykuculukla sabahları işe nasıl gidiyorsun? Burada tatildeyiz. Kahveniz hanımefendi. Rüyamda ne görüyordum biliyor musun? Senin rüyalarına başkaları mı giriyor yoksa? Bak çok kıskancımdır, haberin olsun. Hocam, burada mısınız? Üstüne bir şey giy. Günaydın hocam. Geldiğini duymadım. Bilmem, rüzgar ters esiyorsa. Teyzem de reçelle yoğurt yolladı size. Sağ ol. Çeşmeden su doldurup döneceğim. Bir ihtiyacınız varsa akşama getiririm. Balık bulabilirsen, yine karides falan. Bakarım. Tamam, sağ ol. Oldu, iyi günler. Metin. Bir şişe de rakı al, olur mu? Olur, niye olmasın?
Neyin var senin? Sen otur, kahvaltıyı ben hazırlarım. Üstüne bir şey giy demiştim sana. Giydim ya o aceleyle. Kendini teşhir etmeye bayılıyorsun. Ne söylediğine dikkat et. O çocuk kadın görmeye senden daha alışkındır, merak etme. Sen de kırıştırmaya alışkınsın belli, ismini de bildiğine göre. Motorda giderken öğrendim, ne var bunda? Adnan Refik, emekli biyoloji hocası. Karısından kaçmış, hayatını değiştirmek için kendini ıssız bir köşede yeni bir yaşama nedeni arıyor. Bir kadınla tanışıp onunla birkaç gündür sevişiyor. Ve ona hemen mülkü gibi davranıyor. Biliyor musun? Ben de yaşantımı değiştirmeyi hayal ediyorum. Özgürce aşık olmak, kaçan sevgisiz yıllarımın acısını çıkartmak istiyorum. Sense bırakıp kaçtığın karın gibi davranmak istiyorsun. Olmamı istiyorum o kadar. Yatarken bayılıyordun ama. Yapmaktan başka bir şey düşünmez misin sen? Terbiyesizlik etme. Gitmekle beni korkutamazsın. Bıktın mı? Şu odanın haline bak. Sen yine Fuat'ına git. Ya da canını çektiğiyle yat. Umurunda bile değil, anladın mı? Bakar mısın? Ben de geliyorum. Buyur abla. Benim canım, ne haber? Kötü mü? Ne oldu? Ahmet'in karısı. Bir Fransızla. Bodrum'da değiller miydi onlar? Herifin teknesiyle demek. Ben sana söylemiştim o kızın ne mal olduğunu. Evlenmelerini isteyen sendin, şimdi de sen halledersin. Anladım, tamam. Ben de sıkıldım zaten, birazdan yola çıkarım. Örümcek ağına takılmış bir sinek gibi debelenip duruyorum. Dişi bir örümcek. Ölümle eş anlamlı bir umutsuzluk var içim. Thank you.
yarı yoldan döndüm. Gidemedim. Sana geliyordum. Seni seviyorum. İçimde benden başka bir ben var sanki. İstemediğim şeyler yaptırıyor bana. Suç bende. Üzdüm seni. Biliyorum. Canım. Artık beni sevmiyorsun. Evet, sevmiyorum. Yalan söyleme oyunu oynayalım mı seninle? Nasıl yani? Mesela beni ölünceye kadar seveceğini söyleyebilirsin. Bu yalan değil ki. Yanlış örnek seçtim. Mesela ben 18 yaşındayım dersem sen... Ben de 25. Tamam böyle. Lise son sınıftayım. Ben de genç bir mimarım. Bir gün mahallede sana rastlıyorum. O sokakta bir pansiyon tutmuşum. Görür görmez çarpılıyorum. O kadar yakışıklısın ki. Sen de mahallenin en güzel kızı. Peşine düşüyorum. Bir pastanede buluşuyoruz. Elimi tutuyorsun. İlk defa erkekleri değiyor elime. Bir yıl sonra evleniyoruz. Mutluluktan uçuyorum. İki yıl sonra iki çocuğumuz doğuyor. Ben çok zengin, çok ünlü bir mimarım artık. Seni elmaslara, pırlantalara boğuyorum. Ben elmas pırlanta istemedim. Ben hep bir şeyler paylaşmak istedim. Sevinçlerine de acılarına da ortak etsinler istedim. Kadın olduğum için beni dışlamasınlar. Erkek gibi davranmaya zorlamasınlar istedim. Aşkı da, cinselliği de suçluluk duymadan yaşamak istedim. Ama olmadı. Senin de suçun yok. Thank you.
Babacığım. Kahvaltı hazır. Adnan Bey, yumurtanızı yağda istemiştiniz değil mi? Ne okuyorsunuz babacığım? Hiç, şu bankaların döviz kurlarına falan bakıyorum.